Merhabalar, Rahmi Mesut Yılmaz ben. Bugün İngiltere'de üniversite eğitiminden ve giriş koşullarından size biraz bahsedeceğim. Türkiye'de lise 11-12. sınıfta olan öğrencilerimiz ya da yeni mezun öğrencilerimiz dinleyebilirler. Şimdi İngiltere'de normal şartlar altında bir İngiliz üniversitesine girmenin yolu A-level sınavlarından geçer. Yani bir İngiliz öğrenci 4 dersten A-level sınavına girer ve bu 4 dersten aldığı skorlar tıpkı bizim AYT ve TYT'de olduğu gibi ne kadar iyi bir İngiliz üniversitesine kabul alacağını büyük ölçüde belirler. Peki biz Türk öğrenci olarak ya da Türkiye'de liseyi bitirmiş bir öğrenci olarak A-level'la girmek zorunda mıyız? Hayır. Bunun tabii birkaç yolu var. Birincisi, eğer biz Türkiye'deki lisemizde IB yapmış isek, IB skorlarımızla da ve bazen AP skorlarımızla beraber İngiliz üniversitelerine başvurup yine çok top üniversitelere başvurumuzu tamamlayıp kabul alabiliriz. Zaten İngiltere'nin ÖSYM'si olan UCAS'ta, UCAS'ın web sitesinde, ucas.com'da hangi üniversitenin hangi bölüme, hangi A-level skorlarıyla ya da hangi IB skorlarıyla öğrenci kabul ettiği çok net yazıyor. Bunlar kamuya açık, size de açık bilgiler. ucas.com'dan bunları herkes kontrol edebilir. Peki bizim IB skorumuzda yoksa A-level sınavlarına da hazırlanmadıysak İngiliz üniversitelerine girebilir miyiz? Bu sorunun cevabı da evet, yine girebiliriz. Zaten IB skorunuz olsa bile bazen bizim o IB skorumuz dezavantajımıza da çalışabiliyor. Yani biz IB'den istenilen skorlara ulaşamadık ama lise not ortalamamız çok yüksekse bazen hiç IB skorlarınızı kullanmadan İngiliz üniversitelerine normal lise not ortalamanızla başvurmanız başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla neticelenebiliyor. Düşük IB skorları dezavantajımız olabilir. Yani IB'imiz hiç yoksa ya da skorlarımız düşük ise biz İngiliz üniversitelerine nasıl gireceğiz? Aslında soru bu. Bu noktada Oxford, Cambridge, London School of Economics, Imperial gibi çok top okullar ve tıp fakültesi ya da diş hekimliği gibi alanlar için IB ya da A-level aslında şart. Fakat diğer bütün üniversiteler ve bölümler için biz Türkiye'deki lise notlarımızı kullanarak İngiliz üniversitelerine girebiliyoruz. Bunun da iki farklı yolu var. Birincisi, hala Russell Group olan, yani hala dünyada ilk yüzde olan Manchester gibi, Nottingham gibi, Warwick gibi top üniversitelerin bir kısmı zaten Türkiye'deki normal lise not ortalamasıyla, bu arada İngiliz üniversiteleri Türkiye'deki sınav sonuçlarınızla hiç ilgilenmezler, üniversiteye giriş sınav sonuçlarınızla, yani AYT ve TYT'nizin hiçbir önemi yoktur. Lisedeki notla ortalamalarınız, işte bazen belli derslerdeki notlarınıza bakarak size bu az önce saydığım Russell Group üniversiteleri dahi direkt bölüm kabulü veriyorlar. Yani Türkiye'den lise diplomamızda biz Manchester Üniversitesi İşletme bölümüne direkt kabul alabiliyoruz eğer 85-90 üzerinde bir not ortalamamız varsa. Yoksa daha aşağıdaki üniversitelere başvurmak durumunda kalıyoruz ya da bir yıl bilimsel hazırlık programına gidiyoruz. Yani bir başka ifadeyle lise diplomamızda, lise notlarımızda üniversitelere başvurduk. IB'miz yok, A-level sınavına girmedik, AP derslerimiz de yok. Biz hala çok top okullardan direkt 3 yıllık lisans programına kabul alabiliriz. Alamazsak notlarımız düşük olduğu için alamıyoruzdur. Bu durumda B planı devreye girer. Ya hala çok iyi okullara foundation programıyla gideriz ya da daha aşağıdaki okullara başvuru yaparız. Foundation programı dediğimiz program şudur. Aslında bu 1 yıllık bir bilimsel hazırlık programı. Bölümünüzle alakalı temel dersleri aldığınız bir programdır. Yine şöyle örnek vereyim. Mesela Warwick Üniversitesi'ne dünyada ilk 50'dedir. Direkt kabul alamadı. Bu durumda Warwick Üniversitesi'nin bir yıllık foundation programına yani bilimsel hazırlık programına gittiğimizde diyelim ki işletme bölümünde eğitim almak istiyoruz. İşte mikro iktisat, makro iktisat, muhasebe, temel matematik, akademik İngilizce gibi derslerin olduğu bir bilimsel hazırlık programına gideriz bir yıl. Bu programa foundation programı derler. Ve bu programda belli bir not ortalamasını tutturmamız şartıyla Warwick Üniversitesi bizi sonraki 3 yıllık lisans programına kabul eder. Yani bu durumda biz 1 yıl foundation, arkasından 3 yıl lisans, 4 yıllığına gitmiş oluruz Warwick Üniversitesi'ne. Ve bu bilimsel hazırlık programı bize 1 yıl kaybettirir. Ama bu 1 yıl kaybın karşılığında birincisi daha iyi bir üniversiteye kabul almış oluruz. İkincisi, İngiliz eğitim sistemine bir adaptasyon sürecinden geçeriz. Hem akademik açıdan hem sosyal açıdan. Akademik açıdan hem derslerle ilgili hazırlığımız olur. Bu üniversitedeki performansımızı yükseltir. Çünkü temel dersleri o foundation programında zaten alıyoruz. Bir de foundation programlarında size üniversitede çok lazım olacak. İşte nasıl
sunum yapılır, nasıl ödev hazırlanır, nasıl kaynakça gösterilir gibi çok önemli dersler de var. Bunlar da tabii bir İngiliz üniversitesinde daha başarılı bir eğitim hayatı geçirmenize yardımcı oluyor. Dolayısıyla biz IB'siz, A-Level'siz, AP'siz bir foundation programıyla en kötü senaryoda yine top İngiliz üniversitelerine girebiliyoruz. Bu foundation programı evet üniversite lisans programımızı 3 yıldan 4 yıla uzatıyor. Çünkü İngiltere'de lisans eğitimi normalde programların çok büyük bir kısmında 3 yıl ama bu foundation programıyla 4 yıla uzayabiliyor. Bu İngiltere'deki lisans süremiz yine artı 1 yıl daha sandwich programlarla uzayabilir. Bu İngiltere'de çok yaygın bir uygulamadır. Amerika, Kanada ve Avustralya'da daha az. O da şudur, İngiltere'de UCAS'a girdiğinizde lisans programının normalde süresini 3 yıl olarak görürsünüz ama 4 yıllık seçenek de vardır. Yanında sandwich year yazabilir, work experience yazabilir, gap year yazabilir. Bu süre boyunca siz eğitiminizle ilgili bir yerde bir yıllığına çalışıyorsunuz. Bu iş yerleştirmesini de üniversite yapıyor. Genellikle 2. sınıftan 3. sınıfa geçerken oluyor bu. Yani 2'de ilk 2 seneden, lisansın ilk 2 senesinden sonra bir yıl dışarıda bir yerde çalışıyorsunuz ve o iş deneyiminden sonra son yılınızı alıyorsunuz ve 3 yıllık eğitiminiz bu staj dönemiyle beraber, profesyonel çalıştığınız, para da kazandığınız staj yılıyla beraber 4 yıla çıkmış oluyor. Ha öncesinde foundation almışsınız, bu toplam süre 5 yıla da çıkabilir. Bütün bunların ötesinde eğer İngilizceniz yeterli seviyede değilse, yani IELTS ya da TOEFL'dan üniversitenin istediği skoru alamadıysak yine gittiğimiz üniversitede 1 yılda İngilizce hazırlık alabiliriz İngiltere'de. Bu 1 yıl İngilizce hazırlık yerine 1 dönem hazırlık ya da sadece yaz tatilinde gideceğimiz bir hazırlık programı da olabilir. Bu hazırlık İngilizce hazırlığın ne kadar süreceği sizin mevcut İngilizce seviyenize bağlı olacaktır. Ama sıfır İngilizceniz bile olsa önce İngilizce hazırlık, arkasından foundation'lı ya da foundation'sız bir İngiliz üniversitesine devam edebilirsiniz. Dolayısıyla İngiliz eğitim sistemi ve giriş koşulları ile ilgili temel bilgiler bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz.